Görünen şu ki binanın alt katından yenilmeye maruz kalmış ve bina devrilmiş. Burada gözümüze çarpan ilk şey şu kolon ve perde elemanlarının küçük olması. Depremde yıkılan lüks rezidans yerinde incelendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmaları sonrası 41.791 binanın ağır hasarlı olduğunu söyledi. Onlardan biri de Hatay'daki lüks rezidanstı. Kahramanmaraş'taki 7.7'lik yıkıcı deprem Hatay İskenderun'da binaları yerle bir etti. İşte o binalardan biri de bu rezidans oldu. Lüks bir rezidansı 6 milyon liraya satılıyordu ve depremle birlikte işte bu da enkaza döndü. İçinden cansız bedenler çıkarıldı. Peki depremde böyle yeni yapılar neden zarar gördü? İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Eyüp Han Avcı yıkılan rezidansı inceledi. Lüks rezidansa görüldüğü gibi bina yeni yapılmış olmasına rağmen, çok katlı olmasına rağmen bina yıkıldığı görüyoruz. Genelde de birinci giriş katından yıkılma meydana gelmiş. Burada gözümüze çarpan ilk şey şu kolon ve perde elemanlarının küçük olması. Ufak ufak dağılmalar görülüyor betonda da. Onun dışında demirlerde de yine bakıyoruz, demir çaplarının ve şunlar kullanılmış demirler. Evet. Özellikle aralıkları şunlar etriyedir. Etriye aralıklarının özellikle birleşim bölgelerinde sık olması lazım. Sanki biraz aralıklarının geniş olduğunu görüyoruz. Bölgedeki zemine dikkat çeken avcı giriş katın önemini anlattı. Burası sıvılaşabilir bir zemin. Biz bölgede araştırma yapıyoruz. Özellikle hani bayağı uzun dönemdir araştırma yapılıyoruz ve sıvılaşabilir alanların varlığı göze çarpıyor. Burada özellikle önerdiğimiz şey şuydu. Zemin iyileştirilmesi yapılmadan, sıvılaşma ortadan kaldırılmadan kesinlikle yapı yapılmamasıydı. Bizim giriş katlarımız zayıf kat olmaması lazım. Genellikle işte otoparktır, İşte yapıların dükkan kısımlarıdır. Buralarda işte aradaki bölme duvarları kaldırıyorlar veya bölme duvar tasarlamıyorlar. Deprem geldiğinde de bu bölgelerde zayıf bölgeler oluşturuyor ve bina genellikle bu bölgelerden gidiyor. İnşaat mühendisi Avcı vatandaşlara tavsiyede bulundu. Önce araştırsınlar. Özellikle çok katlı yapı alıyorlarsa zemin özelliklerinin ne düzeyde olduğunu bir uzmana ya da bir bilirkişiye göstersinler. Ne düzeyde olduğuyla ilgili. Eğer zeminde yeterli iyileştirme yapmamışlar, zemin kötüyse bu alanlardan kaçsınlar. Birinci durum zemin. İki, üst yapı açısından ne düzeydeler? Hani bunu çok bilemeyebilirler. Bunu da yine yanlarında bir uzman inşaat mühendisi götürerekten binanın üst kısmını değerlendirebilirler. Hem zemin hem üst yapı açısından çok güçlü olması lazım ki ayakta kalması lazım. Vatandaşların bu gibi hususlara dikkat etsinler.